Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto Kur'da YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Proje Kim'den Levent. Bugün ilk nod kurulum işlemlerimizi gerçekleştirdiğimiz Nibiru projesinin ikinci testnetine katılacağız. Öncelikle bu videoda daha önce videosunu çektiğimiz nod taşıma videosundaki işlemlerden çokça faydalanacağız. Onun için eğer izlemediyseniz sağ üstteki kartlara tıklayarak nod taşıma isimli videomuzu izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi ilk olarak eğer bizimle beraber birinci testnet'e katıldıysanız Nibiru nodunun kurulu olduğu sunucuya girmemiz gerekiyor. Ben Nibiru'nun kurulu olduğu IP adresimi kopyalayıp Putty'ye açtım. Buraya IP adresimi yapıştırıyorum. Bu kısma root ve sunucu şifremizi yazıyoruz. Evet, sunucuya girdik. Şimdi GitHub'ımızı açalım. Daha önce kurmuş olduğumuz Nibiru nodunu durdurmamız gerekiyor. Bu son satırdaki GitHub'ımızın en altındaki nod durdurma komutunu kopyalayıp Putty'ye yapıştıralım. Tamamdır. Şimdilik geçici olarak Putty'yi kapatabiliriz. Daha sonra yapmamız gereken işlem WinSCP, not taşıma videomuzda bolca bahsettiğimiz WinSCP isimli uygulamayı açıyoruz. Burada sunucu adı yazan yere Nibiru'nun kurulu olduğu IP adresini kopyalıyoruz. Kullanıcı adı root. Parola yine sunucuya giriş yaparken kullandığımız parola. Enter'a basıyoruz. Buradan nokta nibit isimli klasöre girmemiz gerekiyor. Eğer sizde bu görünmüyorsa Ctrl Alt H tuşlarına basarak bunu görünür yapabilirsiniz. Nokta nibit klasörüne girip buradaki config klasörüne giriyorum. Burada en altta gördüğünüz Private Validator Key dosyasını masa üstüne kopyalıyorum. Burayı gördüğünüz gibi bu dosyayı saklamamız gerekiyor. Daha sonra yeni bir sunucu almamız gerekiyor. Buradaki nodu kurmak için, ikinci aşamayı kurmak için bu sunucu alımlarını anlattığımız diğer videolarımıza da aynı sağ üstteki kartlardan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde nasıl alabileceğinizi anlattık. Ben daha önceden aldığım sunucuma giriş yapıyorum. Yine Putty'yi açıyorum. Bu yeni sunucu. Hiçbir şey kurulmamış. İkinci aşamaya katılacağımız sunucu. Buraya yine root yazıp sunucumun şifresini yazıyorum. Tamamdır. Ekranları yana alabiliriz görüntünün kolay olması için. Buradaki GitHub'ımızdaki ilk kurulum başlığının altındaki ilk kodu kopyalayıp buraya yapıştırıyoruz. Enter'a basıyoruz. Buradaki moniker adımızın gireceğimiz ekran gelene kadar kurulum işlemler tamamlanacak. O ekran gelene videoyu tekrar başlatacağım. Evet, bu işlem geldikten sonra buraya bir moniker adı girmemiz gerekiyor. CryptoCrew'da yapıyorum ben. Siz kendi isminizi de verebilirsiniz. Daha sonra GitHub klonlaması yapacak. Bu işlem de yaklaşık 1-2 dakika sürecek. Bunlar tekrar tamamlanınca videoyu başlatacağım. Evet, kurulumlar tamamlandıktan sonra böyle bir ekran karşılaması gerekiyor bizi. Daha sonra Snapshot başlığının altındaki kodları teker teker kopyalayıp yapıştıracağız. Bu ilk gördüğünüz kodu kopyalayıp yapıştırıyorum. Altındakini yapıştırıp Enter'a basıyorum. Aynı şekilde onun altındakini yapıştırıp Enter'a bastım. Üçüncüyü kopyalayıp yapıştırdım. Buranın %100 olmasını bekleyeceğiz. Kısa sürecek zaten. Evet, burada Enter'a basıyoruz. Daha sonra altındaki kodu kopyalayıp yapıştırıyorum. Yine Enter'a basıyorum. Ve son kodumuzu kopyalayıp yapıştırıyorum. Enter'a bastım. Burada uygun blokları bulurken biz Ctrl AD yapıp cüzdan oluşturma kısmına geçebiliriz. Eğer bizimle birlikte daha önce kurduysanız birinci aşamayı ve cüzdan kelimeleriniz kaydettiyseniz bu kodu kullanabilirsiniz veya yeni eğer ilk kurulumunuzsa bu kodu kullanarak yeni bir cüzdan oluşturabilirsiniz. Ben cüzdan kelimelerim olduğu için buradaki kodu kopyalayıp buraya yapıştırıp Enter'a basıyorum. Benden cüzdan kelimelerimi istiyor. Buraya kaydettiğim kelimeleri kopyalayayım. Daha sonra buraya yapıştırıp Enter'a basıyorum. Evet, cüzdanımızı da kaydettik. Şimdi yapmamız gereken son bir işlem kaldı. WinSCP'yi açıyoruz yine. Buradaki oturuma yeni sunucumuzu girmemiz gerekiyor. Yeni sunucu adresimizin IP'sini kopyaladım. Sunucu adı yazan yere yapıştırıyorum. Buraya root. Buraya da sunucumun şifresini giriyorum. Enter'a bastım. Buraya atla diyebiliriz. Yine aynı şekilde .nibit isimli klasöre girip config klasörüne giriyorum. Az önce kopyaladığımız bu JSON uzantılı dosyayı sürükleyerek buraya bırakıyorum. Buraya evet diyebiliriz üstüne yazılması için. Evet, bu işlemi de tamamladık. Yapmamız gereken herhangi bir işlem kalmadı. Bunu da kapatabiliriz. Aynı şekilde Putty'yi de kapatabiliriz. Eğer ilk defa kuruyorsanız validator oluşturmak için ilk videoyu izlemeniz gerekiyor. Validator oluşturma kısımlarını. Bunu da yine sağ üstteki kartlardan bakarak yapabilirsiniz. Bizimle beraber kurulumu yaptıysanız validator oluşturmanıza gerek yok. Çünkü var olan cüzdanımızı kaydettiğimiz için zaten oluşturduğumuz validator de geliyor onunla beraber. Yapacağımız işlemler bu kadar da ekstra yapmamız gereken bir şey yok. Herhangi bir güncelleme olursa bunun duyurusunu Telegram kanalımızdan geçeriz. Aklınıza takılan bir yer olursa yine Telegram kanalımıza gelebilirsiniz. Videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.